ihlallerine Liberal Demokrat Parti farklı bir perspektiften eleştiri getirdi. LDP Genel Başkanı Cem Toker krizin ekonomiyi de vuracağını söyledi. Yaşanan hukuk ihlallerinin işsizliği artıracağı uyarısında bulunan Toker, hukuk olmayan yere yatırım gitmez dedi. İçişleri Bakanı ne diyor bir gazeteci? Sen diyor onun kapısını kır, gözaltına al. Kanunsuzluk varsa biz kanun yapar onu yasal hale getiririz diye denilen ülkede yargıyı etkilemek artık suç olmaktan çıkacak diyor. Veya Danıştay'ın kararlarını 2 sene uygulamak zorunda değilim diyor. Yani bunları alt alta koyduğunuz zaman nasıl kendilerini bir güvence altına alıp hukuki kanunsuzlukla hukuki güvence altına alıp Türkiye'yi kendi bildikleri gibi at koşturabilecekleri bir ülke haline getirdiklerini görüyoruz maalesef. Benimle uğraşan akademisyensen bir tanesini alıyor asıyor oraya. Bir savcıysan Deniz Fener'in de olduğu gibi alıyor asıyor oraya. Sivil toplumcuysan alıyor asıyor. Bunlar diyor size ibret olsun. Pankart açan öğrenciysen, ücretsiz eğitim istiyorum diyen öğrenciysen alıyor onu da asıyor oraya. Yani algı şu topluma verilmekse benimle uğraşmayacaksın. Bana itaat edeceksin. Ben hukuk kanunu tanımam diyor zaten. Yani Danıştay'ın kararı var işte. Vardı o başkanlık binası yapılıyor. 1 katrilyonluk başkanlık mı başbakanlık mı Atatürk Orman Çiftliği'ne. Ben gelsin yıksın diyor ya. Ben gireceğim içine oturayım. Yani böyle bir yönetim, böyle bir zihniyet görmedi Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nde yönetilirken eski iktidarlarda kötü düzen vardı. Şimdi düzensizlik var. Şimdi ne, yani ya kanun var, hukuk var, şunu da yapamaz artık diyebileceğiniz tek bir konu yok. Her şeyi yaparlar, yapabilirler. Ama Hitler'inki de bir kanun devletiydi. Saddam'ınki de bir, onların da kanunları vardı. Atanan yargıçları vardı. Kanun böyle diyor, patron da böyle istiyor. Onun için biz bu kararı verdik demek bir ülkeyi hukuk devleti yapmaz. Bu bizim cebimize de yansıyacak. Yani siz bir örgüte, bir devlet kurumuna herkesin e-mailine girebilirsin. İstediğinden istediğin bilgiyi alabilirsin. Banka bilgisine erişebilirsin. Telefonunu dinleyebilirsin diye bir yetki verdiğiniz zaman bir istihbarat kurumuna hiç kimse gelip o ülkeye yatırım yapmaz. Bakın işsizlik yükselecek. Ekonomiyi etkileyecek. Hep söylüyorum Taha Akyol'un nefis bir lafı var. Adalet ekmektir diyor. Eninde ve ekonomi bozulduğu zaman AKP'li, CHP'li, LDP'li tanımayacak. Herkesi etkileyecek. Bizim derdimiz bu. Hukuk olmayan yere yatırım gitmez. Şimdi konumuzun dışında ama ben son 3-4 senedir bu olaylar başladığından beri Türkiye'nin batıdaki imajı değiştikten sonra Türkiye'yi terk eden ve Türkiye'ye yatırıma gelmeyip komşu ülkelere giden onlarca dev yatırım sayabilirim.